Sinem Danıcı, evet yerel seçimleri kısa bir süre kaldı. Artık günleri sayıyoruz diyebiliriz. Bizler de şu anda e, Samsun'dayız. E, yerel seçimleri kısa bir süre kala AK Parti Belediye Başkan Adayı İhsan Kurnaz'ın yanındayız. Kendisine e, hem projelerini hem de adaylık sürecini soracağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Samsun. Teşekkürler. Malum Samsun'da da hava oldukça soğuk sıcak bir evet. soruyla başlamak evet. istiyorum. Yerel seçimle ilgili neler düşünüyorsunuz efendim kısa bir süre kaldı? Evet, 31 Mart'a çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 90 gündür sahadayız, kampanya yapıyoruz. Bu kalan son 10 günü yine hemşehrilerimizle birlikte geçireceğiz. İnşallah 31 Mart'ta en iyi sonucu almak için bütün gayretle çalışacağız diyorum. Peki ilk adımlar yeni dönemde nasıl bir başkan görecekler eğer kazanırsanız? Evet, ilk adımlar ben yani farklı bir belediye başkanı profili Göstereceğimi e, taahhüt ediyorum bütün hemşehrilerime. Tabi ilk adımda e, geçen 5 yıllık süre içinde maalesef ilk adımımıza yakışır hiçbir hizmet alamadı. Tabi ilk adım milli mücadelenin başladığı bir şehrimiz, e, tarihi bir kentimiz maalesef şehrimize yakışır hiçbir hizmet olmadı. Vatandaşlarımız 5 yıldır e, alınan hizmetten memnun değiller. Tabi bizim ilçemizin en büyük problemlerinden bir tanesi kentsel dönüşüm. Aslında şey ilk adım ilçemiz ben Eski Samsun diyorum ilk adım ilçemize. Ee, daha önce işte merkezi oluşturan Cenik ilçemiz, Atakum ilçemiz, sonradan oluşan ilçelerimiz ama ilk adım Eski Samsun. Dolayısıyla tarihi bir hüviyeti olan bir e, ilçemiz. Ee, eski yerleşim olması nedeniyle e, çok pro, büyük problemler olan e, çok büyük bir hizmete ihtiyaç duyan bir ilçe. Maalesef geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde e, hiçbir hizmet almadık. En büyük problemimiz kentsel dönüşüm. Aslında denize nazır dediğimiz mahalleler yani deniz manzarası olan e, mahallelerimiz maalesef dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Biz bu dönemde inşallah 1 Nisan'dan itibaren ilk adım ilçesi olarak biz, Büyükşehir Belediye'miz, Bakanlığımız, milletvekillerimiz, bizim genel başkan yardımcılarımıza birlikte... İnşallah bir insandan itibaren bu dönüşümü hızlı bir şekilde sağlayacağız. Çünkü yaklaşık 10 mahallemiz dönüşme ihtiyaç, duyuyor. Geçen yıl malumunuz Kahramanmaraş merkezi depremde çok acılar çektik. Bizim de maalesef çok kötü 10 mahallemiz sağlıksız binalar, itfaiye aracımızın girmeyeceği sokaklar bunları hızlı bir şekilde dönüştüreceğiz inşallah. Evet, deprem gerçekten önemli bir konu. Siz de bununla, bunun altını çizdiniz. Peki e, ilk adım dediğimiz zaman sizce e, en büyük problem ne ilk adımın? Yani ilk adımın en, en büyük problemi, biraz önce bahsettiğim gibi kentsel dönüşüm. Ama tabi e, tarihi bir şehir, e, kültür bakımından, turizm bakımından önemli bir kentimiz, önemli bir inçemiz Ama bu bakımdan hiçbir hizmet de almadı. Bizim Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde Buna yönelik güzel projelerimiz olacak inşallah. Ee, tabii en önemli projelerimizden bir tanesi kültür, sanat ve kongre merkezimiz yok. İnşallah ilçemize bölgeye de hitap edecek güzel bir kültür ve sanat merkezi inşa edeceğiz. Yine e, gençlerimizle ilgili güzel projelerimiz var. Öğrenci durakları diye bir projemiz var. E, yine e, kadınlarımızla ilgili çok güzel bir projemiz var. Hanım Konağı. Kadınlarımız burada sanat öğrenecekler. Meslek öğrenecekler, spor yapabilecekler, dinlenebilecekler. Böyle güzel bir bahçeli bir tesis yapacağız. Sadece kadınlarımızın e, hizmetine sunacağız. Yine dar gelirli ailelerimiz ve tek maaşla geçinen emeklilerimiz, ben buna çok önem veriyorum. E, bir düğün salonumuzu ücretsiz tahsis edeceğiz. Bütün masraflarıyla birlikte. Gelinliğiyle, damatlığıyla birlikte. E, hem dar gelirli ailelerimize hem tek maaşla geçinen emeklilerimize bu hizmeti sunacağız. Yine bu dar gelirli ailelerimiz ve emeklilerimiz için bir kart hazırlıyoruz. İlk adım kart içinde. Onlara da belediyemizin bütün tesislerinden, anlaşmalı özel sağlık kuruluşları, kurumsal firmalardan yüzde otuza varan indirimden yararlanacaklar. Bu hizmeti de onlara sunacağız inşallah. Yine benim önem verdiğim projelerden bir tanesi ee, kreş konusunda biraz eksiğimiz var. Eee Çalışan özellikle kadınlarımız gittiğimiz yerlerde bu talebi bize iletiyorlar. Ee, güvenli ilçemizin her bölgesinde e, kreşler inşa edeceğiz. Çocuk gelişimi e, başta olmak üzere inşallah e, bu hizmeti de vereceğiz. Yine yine e, bir ilçe belediyemiz Samsun'da yaptı. E, çok e, beğendiğim için projeme koydum. Online e, psikolojik eğitim merkezi online psikolojik destek merkezi kuracağız. Bütün ilk adımlı hemşehrilerimiz ücretsiz bir şekilde dilerlerse görüntülü uzmanıyla dilemezlerse görüntüsüz bir şekilde bu hizmetten de istifade edecekler. Yine sosyal bir proje online diyetisyen beslenme ve diyetisyen merkezi kuracağız. Bütün yine ilk adımlı hemşehrilerimiz bu hizmetten yararlanacaklar. Tabi ilk adım ilçemiz e, ee, hem şehirlerimiz maalesef şehrin temizliğinden şikayet ediyorlar. Şehrimiz temiz değil diyorlar. Parkımız, bahçemiz kırık dökük. Kaldırılma, kaldırımlarımız bozuk. Asfaltımız gerçekten bozuk. Ben şöyle diyorum. İnşallah Cumhur İttifakı AK Parti Belediyeciliğinde bizim belediye başkanlığımızda diyoruz ki önce şehrimiz düzenli olacak. Parkımız, bahçemiz düzenli olacak. Yolumuz düzgün olacak. Kaldırımımız düzgün olacak. Şehrimiz aydınlık olacak. Evet. bu bir belediye başkanının bir projesi değil. Yapmak zorunda olduğu bir hizmettir. Önce bunu yapacağız inşallah. Tabi yine parklarımız velilerimiz anne babalarımız çocuklarını parklara göndermeye korkar oldular. Biz inşallah parklarımızı e, güvenli hale getireceğiz. Bütün parklarımızı kamera sistemiyle donatacağız. Bu kamera sistemimizi de emniyet birimimize bağlayacağız. Ve güven içinde çocuklarımızı o parklara göndermelerini sağlayacağız. Yine benim önem verdiğim ...projelerden bir tanesi. İlk adım ilçemizde... ...çok işsizimiz var, çok işsiz gencimiz var. Maalesef uyuşturucunun da... ...merkezi olduğu ilçemiz. Tabii bir çocuğumuz... ...eğer spor yapmıyorsa, eğer okumuyorsa... ...işi de yoksa... ...bu kötü amaçlı insanların... ...eline çok çabuk düşebiliyor. O yüzden... ...işsiz gençlerimizi hem istihdama katkı olsun... ...hem bu gençlerimizi... ...meslek, meslek sahibi yapalım diye... Meslek edindirme kursları açacağız. Tabii iş dünyamızda geziyoruz. Onlar diyorlar ki kalifiye eleman, bul, eleman bulmakta zorlanıyoruz. İlan veriyoruz, karşılık bulamıyoruz diyorlar. İlçemizde iş dünyamızın beklediği, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu meslek dallarını gruplayarak bu gençlerimizi meslek sahibi yapacağız, iş dünyamızın hizmetine sunacağız. Bu da benim çok önem verdiğim projelerden bir tanesi. Tabii yine bizim e, Samsun'un en büyük ilçesi ilk adım ilçesi. Yaklaşık 322 bin nüfusu var. 50 tane, 51 tane köyü mahallesi, 11 tane köy. Gerçi tamamı mahalle oldu şimdi. 61 tane mahallemiz var. Dolayısıyla birçok e, yerel spor kulübümüz var mahallelerimizde. Bu çocuklar, bu kulüplerimiz, bu çocuklarımıza e, kıt imkanlarla kendileri fedakarlık göstererek e, spor yaptırmaya çalışıyorlar. Bu kulüplerimizin bütün ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yani sahalarını yenileyeceğiz. Yeni sahalar, yeni gerekli duyulan yerlerde yeni sahalar yapacağız. Tabi bu da bizim için e, önem verdiğimiz e, projelerden bir tanesi. Yine e, öğrenci durakları diye bir projemiz var öğrenci kardeşlerimize. Sessiz ortamda ders çalışabilecekleri, kütüphaneden yararlanabilecekleri, İnternetin ücretsiz olacağı ve ikramlarımızın ücretsiz olacağı öğrenci durakları yapacağız. İnşallah bu kardeşlerimize de o imkanı sağlayacağız. Yine öğrenci kardeşlerimize sınav ücreti yardımı yapacağız. Durumu iyi olmayan ailelerimizin çocuklarına. Daha çok projelerimiz var aslında. Yani aslında vaatlerinize baktığımız evet. zaman çoğunun sosyal belediyecilik evet. adı altında olduğunu evet. da görüyoruz. Bunun yanı sıra da tabii ki de temel sorunlara da evet. aslında çözülemeyen ilk adımı evet. temel sorunlarına da evet. dikkat çekiyorsunuz. Ben bu projelerin yanı sıra bir de bilim kampüsü ve çocuk köyü evet. projelerinde de duydum. Tabii. Bunlar da bence oldukça merak yaratıyordur. Tabii. Bir de sizden dinleyelim. Tabii benim en önem verdiğim projelerimden bir tanesi bilim kampüsü. Biliyorsunuz son dönemde teknolojimiz özellikle savunma sanayi teknolojimiz çok ilerledi bu gençlerimizde bir merak konusu uyandırdı. Biz bu konuda gençlerimize bir örnek olacak bir bilim kampüsü kuracağız. Gençlerimizi bu teknolojiye özendirmek için her türlü materyali, uzay araçlarını burada temin edeceğiz. Bu gençlerimizi bu yönde bilinç bilinçlendireceğiz inşallah. Yine ilk adım çocuk köyü projesi. Bu da benim çok önem verdiğim bir proje. Çocuklarımız şehrin kalabalığından, sıkışmışlığından bunalan çocuklarımız böyle geniş bir mesire alanı bir yerde bir çocuk köyü projemiz var. Burada birçok alan olacak. Çocuklarımız kendi hem streslerini atacaklar hem el becerilerini geliştirecekler. Kum tepeleri olacak. Oyun alanları olacak. Böyle bir çok güzel bir ilk adım çocuk köyü projemizde olacak inşallah. Peki efendim var mı eklemek istediğiniz bir şey? Evet ben Son olarak ilk adımlını hem şehirlerimden bir insanda eğer şehrimize yenilikler getirmemizi istiyorsanız, bu bahsettiğimiz projeleri hayata geçirmemizi istiyorsanız, ilk adımızın en büyük problemi olan kentsel dönüşümün çözümünü istiyorsanız, 31 Mart'ta bize destek verin. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kemal sağlık teşekkürler. Ve evet, Danıcı yerel seçimlere kısa bir süre kaldı demiştik ki Ak Parti ilk adım belediye başkan adayı İhsan Kurnaz'da bizim yayın konuğumuzdu. Hem kentsel dönüşümü ilişkin hem de temel projelerinden bahsetti. Sosyal belediyeci belediyecilikle ilgili de oldukça fazla projesi vardı. E, yerel seçimle ilişkili de konuğumuzla konuştuk diyelim ve sözü sütü bırakalım. Peki çok teşekkür ediyoruz Eren'e ve konuğuna. Şimdi gündemin siyasete dair maddelerine bakacağız tek tek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Grafikte hemen geldi. Emeklilere müjde ifadelerini görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de düzenlenen mitingde konuştu. Emeklilere müjde verdi. Kamu bankalarında belirlenen promosyon ödemesinin 8 bin lira ile 12 bin lira arasında olduğunu duyurdu. Bu konuya ilişkin konuşacağız. İkinci maddede de bir soru var. E, CHP'liler sandığa gitmeyecek mi? CHP'li Barış Arkadaş, partisiyle ilgili yaşanan krizlerin sandığa yansıyacağını anketlere dayandırarak açıkladı. Arkadaş, CHP seçmeninin büyük bir çoğunluğunun boykota hazırlandığını söyledi. Resmi araştırmalarda CHP seçmeninin yüzde %16'sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor. Bu konuya da bakacağız. Ve Üçüncü maddemizde Kemal Kılıçdaroğlu para kulelerinden rahatsız. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu para kuleleriyle ilgili rahatsızlığını yakın çevresine bildirdi. CHP eski milletvekili Gürsel Tekin ise Kemal Bey'in parasal konulardan haberinin olmadığını söyledi. Ayrıca olaya ilişkin yeni bir detay da ortaya çıktı. Yeni görüntülerde gelen bazı çantaların ayrıldığı görülüyor. Bu konuya ilişkin de konuşacağız. CHP'li adaydan Öcalan hain değil açıklaması. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem seçim çalışmasında vatandaşı terörist başı Abdullah Öcalan'ın hain olmadığına ikna etmeye çalıştı. Bu açıklamaları tepki çeken Erdem'i vatandaşlar CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliği üzerinden de eleştirdi. Tüm bu konulara ilişkin konuşmaya başlayacağız şimdi. Şimdi e, stüdyomuzda gazeteci, yorumcu Çağlar Cilara var. Çağlar hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım şimdi. Kayseri'deki mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı emeklilere promosyon bakımından bir müjde verdi. 8 bin lirayla 12 bin arasında olduğunu duyurdu bu promosyona. Şimdi e, bunun emeklilere yansıması ne olur? E, bu promosyonlar emeklinin elini rahatlatır mı? Ne dersin? Vallahi emeklilerin beklediği bir Haberde aslında müjdeydi ama tabi promosyon değil emekliler aslında bir maaş zammı bekliyorlar şimdi madde madde bakacağız bu meseleye hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla ilgili de bir açıklama evet. yaptı yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceğini söyledi ki bu bence çok daha önemli Türkiye'nin problemi aslında dünyanın da problemi Avrupa'nın da yaşadığı problem enflasyon yani bu işin temelinde bu var. Şimdi biz enflasyona çözüm olarak ne yapıyoruz? İşte asgari ücret zamları memur maaşlarına çok yüksek oranda zam yapıldı vesaire e, enflasyonla ancak bu şekilde başa çıkmaya çalışıyoruz ama e, artmaya devam ettikçe maaş zamlarının da bir anlamı kalmıyor. Evet. Yani cepteki para erimeye devam ediyor. Türk lirasına olan güvenin, artması gerekiyor. Yani vatandaşların ki banka faizler yükseldi vesaire bir şekilde Türk lirasında kalması gerekiyor bu süreçte. Dışarıdan Türkiye'ye e, yabancı yatırımcının gelmesi, döviz girmesi gerekiyor. Bu yönde hakikaten Türkiye'nin e, özellikle bu son e, ekonomi programı çok yoğun çalışmalar e, kapsıyor ve bu yönde atılan adımların umarız Cumhurbaşkanı'nın da işaret ettiği önemli yılın ikinci yarısında meyvelerini toplamaya başlarız. Ki ihracat rakamları Artmaya devam ediyor. Ama işte yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için Mehmet Şimşek'in çok yoğun mesaisi var. Bütün bunların toplamında inşallah yılın ikinci yarısında biz enflasyonun düşmeye başladığını görürüz. O zaman işte bu konuları tartışmayız. Ama ortada olan bir gerçek var ki. Evet. Şimdi böyle birkaç maddede konuşalım. Bir, emekliler zam bekliyorlar. Çünkü hakikaten emekli maaşı çok düşük kaldı. Evet. Ve bunun... Cumhur İttifakı'da, da AK Partide MHP'de farkında kendileri de söylüyorlar zaten birazdan birkaç açıklama paylaşacağım evet. Cumhurbaşkanı da söylüyor sıkıntıların farkındayız diyerek emekli maaşı enflasyonun Hani arttığı böylesine arttığı bir dönemde e, çok düşük kaldı ve e, bugün en azından yani sokağa çıktığımızda görüyoruz ki hepimizin ailesi var bir e, e, yani hani gördüğümüz tanıdığımız insanlar var. Ya emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekir emeklilerin rahat bir nefes alması için. Çünkü emekliler geçinmekte zorlanıyorlar. Bunun da iktidar farkında ve birkaç açıklama özellikle parantez içinde kenara ayırdım, altını çizdim onları da konuşacağız. 2. Fatih Şahin'in açıklaması AK Parti Genel Sekreteri aslında bu meselelerin farkında olduklarını gösteriyor. Şöyle diyor Fatih Şahin. Biz sıkıntıların farkındayız. Emekli konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Şimdi burada bir şeye işaret ediliyor. Cumhurbaşkanı bugün verdiği müjde promosyonla ilgili. Evet. Müjde emekli biraz rahatlatacak, nefes aldıracak bir şey ama kalıcı bir rahatlama için emekli maaşlarına zam gelmesi gerekiyor. Bu yönde çalışma olduğunu söylüyor. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin. AK Parti sokağı iyi okuyan bir siyaset izliyor. O yüzden de 21 yıldır iktidarda. Fatih Şahin de buna dikkat çekiyor. Şöyle diyor. Biz her zaman milletimizin beklentileri ve şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık diyor. Bu çok önemli bir cümle. Bakın biz muhalefeti tartışıyoruz birazdan konuşacağız. Evet. Muhalefet partileri kendi seçmenlerinin özellikle CHP kendi seçmenlerinin çığlığına kulağını tıkayarak yıllardır siyaset yapıyor. Yani seçmenle bağı yok. O yüzden başarısız oluyor. Girdi her seçimi kaybediyor. Ama şimdi AK Parti e, diyor ki bakın biz sokaktaki şikayeti dinliyoruz ve politikalarımızı ona göre belirliyoruz. Fatih Şahin devamında şöyle diyor vatandaşımızın gündeminde ne varsa Derdi neyse onu masamıza koyuyoruz. Emekli meselesiyle ilgili de çalışmalar var. Olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Peki bu zam ne zaman gerçekleşecek? Şimdi herkes merak ediyor. Evet. Bir önemli açıklama da AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Temmuz ayını işaret etti. Yerel seçimden sonra muhtemelen Temmuz ayında emekli maaşlarına bir zam yapılacak. Akbaşoğlu'nun açıklamasındaki önemli kısım da şu diyor ki Haziran sonu Temmuz başı itibariyle emeklilerimiz başta olmak üzere burada sadece emekliler de değil diğer çalışanlar bütün çalışanlar için bir zam gündeme gelecek daha iyileştirici alım gücünü artırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız diyor. Sayın Akbaşoğlu buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz diyor. Yani anlaşılan Temmuz ayı itibariyle sadece emekli değil bütün çalışanlar için zam ve ücret artışları gündeme gelebilir. Evet. Şimdi bir de dünyaya bakalım bu mesele nasıl. Birkaç not böyle kenara ayırdım. Şimdi aslında Türkiye'deki enflasyon işte hayat pahalılığı meselesi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Tabii. Şöyle kafamızı kaldırıp baktığımızda bütün dünyanın, özellikle Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pandemi sürecinden sonra çok sert bir şekilde bizimle aynı şeyleri yaşadığını görüyoruz ki Türkiye çok daha hızlı toparlıyor. Birkaç örnek vereceğim. Bakın Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2022 Ağustos ayında çok önemli bir açıklama yapmıştı. Aslında Avrupa'da yaşanan ekonomik krizi özetliyordu. Macron demişti ki Bolluğun sonuna geldik. vatandaşlarına söylüyor bunu. Evet. Yıllardır bolluk olarak görülen dönemi sonuna geldik demişti Macron ve bu sözler gerçekten Avrupa'da yaşananların bir özeti. Fransa'da yeni asgari ücret 1.766 avro olarak açıklandı ki bu en alt ücret, ortalama asker ortalama ücret Fransa'da 2.000-2.500 avro arasında. Emekli maaşları ise 842 avro ortalama. Ve ülkede 17 milyon emekli bulunuyor. Mesela Fransa'da yaşayan emekliler hakikaten ciddi hayat pahalılığıyla mücadele ediyorlar. Benzer bir tablo Almanya'da var. Emekli maaşı Almanya'da yaklaşık 10 milyon kişi bakın ülkede emeklilerin yarısından fazlası yaklaşık 10 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşıyorlar. Çünkü emekli maaşları bazı bölgelerde 700 euro seviyesinde kaldı. Yani Avrupa'da bu sorunları çok ciddi yaşıyor. Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı bir anket var. Avrupa vatandaşlarının, Avrupa Birliği vatandaşlarının %93'ü hayat pahalılığını en büyük endişe olarak görüyorlar. Yani bizim yaşadığımız evet. endişelerin, kaygıların çok daha fazlasını Avrupalılar da yaşıyor. Bakın bunu Avrupa Parlamentosu tespit etti. Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayanların yüzde %93'ü... Hayat pahalılığını en büyük endişe olarak görüyorlar. Bu orada da alarm zillerini nasıl çaldığını gösteriyor. Bir rakam daha paylaşacağım. Bakın sadece Avrupa'da 590 bin evsiz yaşıyor. Bu çok büyük bir problem. Amerika'da bu rakam 700 daha bine bastım. yaklaştı. Ve Avrupa Konseyi özellikle Almanya'yı yoksullukla mücadelede daha fazla çaba göstermeye ve evsizlik sorununu çözmeye davet eden bir çağrı yaptı. Avrupa Konseyi yaptı. Şimdi ortada çok büyük bir problem var, büyük bir ekonomik kriz var. Özellikle pandemi ve Ukrayna Rusya Savaşı ile birlikte patlak veren bir kriz var. Türkiye Avrupa'daki tabloya bakınca çok daha e, iyi bir yerde duruyor. Umarız Temmuz ayının ikinci yarısında Cumhurbaşkanı işaret ettiği gibi enflasyonda düşüş e, başlar ve biz bir daha bu konuları, bu hayat pahalılığı meselesini e, hayatımızdan çıkarırız. Umarız. Şimdi geçelim bir siyasetin gündemine? Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir soru gündemde. Yerel seçim yaklaştıkça heyecanı artıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, gündemin küskün seçmen olduğu konuşuluyor. E, böyle yansıyor. Aslında e, Nasıl bir tablo var bakacak olursak eğer 2023 Mayıs seçimlerinde alınan bir yenilgi zaten ortada. Kurultay süreci sonrası yaşanan yönetim değişimi ortada. Bir yandan Millet İttifakı'nın dağılması zaten çokça konuşuldu. E bir de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile yaptığı işbirliği de çokça konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Şimdi bu meseleye eee ilişkin Seçmenlerin sandığa gitmeyeceği yönünde bir e, anket yansıdı. CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmaların sonucuna ilişkin bir bilgi verdi. CHP'nin yaptırdığı o resmi araştırmaya göre CHP'lilerin %16'sının Sanda gitmeyeceğini söyledi. Şimdi böyle bir durumun e, gerçekleşmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir 1 Nisan'a uyanır? CHP'de 1 Nisan'dan sonra... Bugün yaşananlardan çok daha fazla kaos yaşanacak çünkü kurultay tartışması başlayacak Hı. ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok farklı gruplar var. Bahsediyorduk Onlar hep. Yani işte Ekrem İmamoğlu, evet. işte Özgür Özel, Mezhep, e, Kemal mi? Kılıçdaroğlu, Alevi kesim, sol kesim, işte yani CHP'deki farklı grupların çatışmalarına tanık olacağız 1 Nisan'dan sonra ve ben hep söylüyorum daha yoğun bir şekilde mi şahit çok olacağız? Çok daha bundan? fazlası. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yeni partiler vesaire de çıkacak. Bu da konuşuluyor. Bugün konuşulan bir şey. Çünkü CHP'de kendisine yer bulamayacak olanlar başka bir partiyle siyaset yapmaya çalışacaklar. Bu Ekrem İmamoğlu da olabilir, Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın isimler de olabilir. Yeni bir parti. Hatta sosyal demokrat bir parti kurma hazırlığındaydı aslında <laughs> CHP içindeki bazı Kılıçdaroğlu'na yakın kesimler. Bunu ertelediler. 1 Nisan sonrası yapılacak olan kurultayın sonucuna göre hareket evet. edecekler. Şimdi bu işin bir, bir başka bir boyutu. Barış arkadaşın söylediği şeyi yani CHP'de Sanda gitmeme yönünde bir eğilim var dediği şeyi biz aylardır burada konuşuyoruz. Bunu çok net bir şekilde sosyal medyada yazılanlardan da görebiliyoruz, sokağa çıktığımızda insanlarla konuştuğumuzda da görebiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni CHP'nin politikalarından rahatsız, daha doğrusu politikasızlığından rahatsız, CHP'de yaşananlardan rahatsız, bu tartışmalardan rahatsız. Ve e, önemli bir kısmı sandığa gitmemeyi düşünüyor. Buna ben de etrafımda çok şahit oluyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl o köklü büyük değişimini CHP'yi ancak cezalandırarak gerçekleştirebileceklerini savunuyorlar. Yani bunu düşünenler. Şimdi Mehmet Sevigen, biz de çok sık konu kalırdık evet. beraber. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi bilen siyasetçilerden evet. biri. Aylar öncesinde söylemişti. 81 ilde sandığa gitmeme kampanyası yapılıyor diye. Çünkü Mehmet Sevigen'e mesela Kars il teşkilatından işte ne bileyim Ardahan'dan Afyon'da her yerden mesaj geliyor Cumhuriyet Halk Partililerden. Bu böyle devam ederse, CHP'deki bu kavga gürültü bitmezse, biz sandığa gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğiz diye atılan mesajları paylaşmıştı. Aylar öncesinde Mehmet Sevigen. Yani böyle bir tablo var. Peki. Yerel seçimlerde CHP seçmeninin bir kısmı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık bir çeki düzen vermesi için, sandığa gitmemeyi düşünüyor. Yani diyorlar ki biz oy vermeye devam ettikçe bunların toparlanacağı yok. Kendisine geleceği yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ancak cezalandırırsak bu parti ayağa kalkar, toparlanır. Çünkü CHP'de hakikaten çok e, geniş bir konfor alanı var. CHP'li siyasetçiler dünyanın en e, rahat siyasetçileri. Niye? E çünkü hizmet etsen de oy veriyorlar, etmesen de. Bazı bölgelerde Kavga etsen de oy veriyorlar, etmesen de. Ya şimdi Kadıköy Belediye başkanısın. Kadıköy ister iyi yönet ister kötü yönet, seçmen gelecek sana oy verecek. İzmirde aynı tablo var. Ne söylüyor bir vatandaş? Geçtiğimiz günlerde bunu konu etmiştik programlarımızda. Ya İzmirde sokak röportajında bir vatandaş, bir hı hı. kadın CHP seçmeni diyor ki buraya diyor çöp koysanız çöpe de oy vereceğiz diyor. Ya yani CHP çöp koysa çöpe oy vereceğiz diyor. Şimdi bu kafada bir seçmen yapısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama bunu tam tersini düşünenler de aslında çoğalmaya başladı. Onlar da diyorlar ki CHP'ye çeki düzen vermek için onu cezalandırmak lazım. Nasıl? Sandıkta cezalandıracaksın. Oy vermeyeceksin. Bakın bakalım aynı politikaları veya politikasızlığı yapabiliyorlar mı? Şimdi Peki. problem ne? Çok kısa özetleyeyim. Tamam. Ben. Sonra da genel başkana dair bir soru bir. soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle dayandığı bir taban var. Bu tabanda kırgınlık ve kızgınlık var. Kurultay CHP'deki problemleri çözmedi. Hatta daha da karmaşık hale getirdi. Özellikle Alevi sol sosyalist kesimlerde yeni CHP yönetimine karşı bir mesafe var. Ekrem İmamoğlu'nu sağcı bir siyasetçi olarak görüyorlar bu kesimler. Ve Ekrem İmamoğlu'nun partiyi kontrol etmesinden rahatsızlar. Hatta tırnak içinde söylüyorum bunlar CHP'de tartışıldığı için konuşuyorum. Evet. Çok çirkin tartışmalar. İşte bir kesim diyor ki Kılıçdaroğlu CHP'yi Alevi Partisi'ne dönüştürdü. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de diyor ki CHP'yi Karadeniz lobisi ele geçirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 2024 yılında bunları tartışıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasetçilerin hesabı 31 Mart değil, 31 Mart sonrası. O yüzden yerel seçime odaklanamıyorlar. Seçmen de bunun farkında ve... Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin kendi aralarında bir bütünlük sağlayamaması, kavganın gürültünün olması, parti içi hiziplleşmelerin yaşanması da seçmeni rahatsız ediyor. Bu yüzden sandığa gitmeme eğilim oluşuyor. Özgür Özel genel başkan seçildi ama partiyi Ekrem İmamoğlu yönetiyor gibi görülüyor. Tam onu soracaktım. Yani Özgür Özel'in genel başkanlığı tüm o saydığımız unsurların dışında soruyorum bunu. Ee, Özgür Özel'in genel başkanlığı bu boykotta etki et, eder mi, ediyor mudur yani? Ediyordur. Ya yani şimdi siz parti Partiyi kim yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partililer görmüyor mu yaşananları? Partinin genel başkanı Ekrem İmamoğlu mu yoksa Özgür Özel mi? Şimdi Burcu Köksal bir laf ediyor, Dem Parti'ye sert bir e, evet. laf ediyor. Özgür Özel dili sürçmüştür diyor. Burcu Köksal çıkıyor kendi genel başkanına, Hı -hı. hayır benim dilim sürçmedi bilerek söyledim diyor. Ekrem İmamoğlu Burcu Köksal'a kapıyı gösteriyor. Ya yani Böyle bir parti olur mu? Ama bir yandan şimdi başlıkta maddelerde verdik onu. Bir yandan DEM Parti'ye karşı olan e, Cumhuriyet Halk Partileri görüyoruz. Burcu Köksal, Tanju Özcan gibi isimler. Diğer yandan işte terörist başı Abdullah Öcalan aslında vatan haini değil diyen Cumhuriyet Halk Partileri Onu da görüyoruz. Yani şimdi partinin bir politikası yok. Bu liderlikle alakalı bir problem. Yani partide bir lider güçlü bir lider olsa Özgür Özel gerçekten genel başkan değil lider olsa... Böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. Ne söylediği belli değil. Neyi savunduğu belli değil. Hangi politikayı savunduğu belli evet. değil. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Şimdi bir görüntü var galiba değil mi elimizde? Evet arkadaşlarımdan tam da o görüntüyü ha. rica edecektim. E, yönetmenim hazırsa eğer o görüntüyü bir ekrana alalım. Özgür Özel'e yönelik sözler çünkü dikkat çekici o görüntüde. Hazırsa alayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep birlikte görev yaptığımız, birlikte grup başkan vekilliği yaptığımız şimdi artık sayın genel başkanımız olan ama düne kadar benim kardeşim, hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber Sinova hoş geldin sayın genel başkanım. Şimdi baktığımız zaman Engin Altay'ın bir kelimesi gerçekten dikkat çekici. Çırak kelimesi. Nasıl değerlendirirsin bunu? Bir genel başkanı, artık o koltukta oturuyor çünkü Özgür Özel. Yani bakın hakikaten neresinden tutsanız elinizde kalan bir CHP var. Ya şimdi bu ikinci gel bakalım Muharrem vakası bence. Hı. Çünkü Muharrem İnce'nin karizması daha adı ilan edilirken yerle bir olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğinde sahneye nasıl çağırdı? Gel bakalım Muharrem dedi. Şimdi orada zaten bitti seçim. Karizma dağıldı. Şimdi bu da ikinci gel bakalım Muharrem vakası. Aslında bu malumun ilanı. Şimdi bir genel başkana benim çıramdı denir mi ya Allah aşkına? Bunu dedikten sonra hangi Cumhuriyet Halk Partili o genel başkana saygı duyar? çırak muamelesi yapıyorlar. Sen çıraksın. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bu CHP'ye gidip de gönül rahatlığıyla oy verebilir mi? Yani ben ben, ben duydum kulaklarıma inanamadım ya. Hakikaten böyle bir laf, bu gaf da değil. Yani Peki. hani bir dil sürçmesi falan da değil. Baya e, bilerek isteyerek. <laughs> benim benim örnek vererek. diyor. Evet. Benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Şimdi bu CHP'de bir liderlik probleminin olduğunu gösteriyor. Normal şartlar altında bu lafı eden birinin kesinlikle partiden ilişiğini kesilmesi gerekir. Olur mu? Düşünsenize yani. Ya ben genel başkan, hı hı. bana gidecek e, benim grup başkan vekilim, altımdaki bir e, yöneticim. Ya sen benim çırağımdın diyecek. Yani bu, bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bu liderlik sorunu da aslında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin, yani CHP'yi kim yönetiyor? CHP'de niye bütünlük yok? Niye her kafadan ayrı bir ses çıkıyor? Bunlar da CHP seçmenini CHP'ye karşı soğutan sebeplerden sadece biri. Peki. Şimdi para sayma meselesine ilişkin yeni detaylar var. Onları da konuşalım. Çünkü zaten bu para sayma meselesinin yankıları siyasette, kamuoyunda, sokakta çokça sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya ilişkin hatta dedi ki deste deste para sayma görüntülerinin izahını hala yapamadılar. Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, kabalaşarak skandalı örtbas edeceklerini zannediyorlar ifadelerini kullandı. Aslında e, ee, sürtülen Sürdürülen o soruşturmada da net ifadeler olmaması, e, net ifadeler verilmemesi çokça dikkat çekiyor. Bir yandan da e, Cumhuriyet Halk Partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu para kuleleriyle ilgili rahatsızlığını yakın çevresine bildirdiği de e, çokça konuşuluyor şu sıralar. E, ve CHP eski milletvekili Gürsel Tekin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu parasal meselelerden e, konulardan haberi olmadığını söyledi. Ama görüntülere baktığımız zaman 2019 yılını görüyoruz Cumhuriyet. Halk Parti'sinde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan. Haliyle şunu sormak lazım. Bir partinin en tepesindeki ismin, e, genel başkanının böyle bir konudan haberi olmaması o parti için ne anlama geliyor? Ben haberinin olmadığını düşünmüyorum açıkçası. Yani şimdi yalancı çıkarmak bizim haddimize değil ama yani hayatın doğal akışı gereği ya yani bir partinin genel başkanı ya yani bu kır şehirde bir ilçe e, binasının bir dairenin satın alınması Tabii. değil. Bu İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması ile ilgili bir mesele. Yani bunun bundan o partinin genel başkanının haberinin olmaması benim, benim e, aklıma mantığıma uyan bir şey değil açıkçası. Ben kesinlikle haberinin olduğunu düşünüyorum ama tabii ki hani eğer haberi yoksa da daha vahim yani, i̇şte o, o zaman yine bir e, liderlik yine. konusunda <laughs> evet. soru işareti yine gündeme geliyor, öyle evet, değil yani, mi? Özgür Özel'in liderliğini burada konuşuyoruz ama bu görüntülerden, bu meseleden haberi olmayan bir genel başkanın o zamanki genel başkanlığı da yine soru işaretlerini yani, doğurmaz mı? Olur, eğer haberi yoksa bu söylediğim anlamlı hale gelir. Haberi, ya yani şimdi bir parti genel başkanı, partisi il başkanlığı binası satın alacak ki böyle hani. 2 milyon, 3 milyon, evet. 1 milyon TL'lik falan bir daire satın almıyorsun yani. Ortada dolaşan paralara bakar mısınız? Şimdi böyle bir e, satın alma işleminden evet. haberinin olmamasını ben düşünemiyorum açıkçası. Peki. Ama benim ilgilendiğim konu tabii işin bir, yani bir vatandaş olarak e, bu paraların kaynağı ne? Nereden ilgilenir? geldi, nereye gitti, evet. neden kayıt dışı bir parası ha. söz konusu? vergi kaçırdınız belli hani bir vergi kaçırma suçu olduğunu tüm hukukçular söylüyorlar. Bir vergi kaçırma çünkü kayıt dışı bir para transferi gerçekleşiyor. İşte Ekrem İmamoğlu da bunu normal karşılıyor. Olur böyle şeyler Türkiye'de diyor. Değerinden altı, değerinin altında gösteriliyor binalar alım satımda. Bunlar oluyor diyor. Ana muhalefet partisi böyle bir şey yapar mı yani? Yani bu da ayrıca bir tartışma konusu ama ben bir vatandaş olarak sadece oradaki paranın her bir kuruşun evet. hesabının mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tüm vatandaşlara verilmesini talep ediyorum. Peki. Bir vatandaş olarak bu çok önemli. İşin siyasi boyutu bakın Cumhuriyet Halk Partililerin kendi içindeki hesaplaşmadır bu aslında. Tabii. Ve bu bu para sayma meselesi de kurultayda e, ana gündem maddelerinden biri olacak. O parti içindeki e, yarışta bir hesaplaşma aracı olarak kullanılacak. Çünkü niye? Şimdiden birbirlerini suçlamaya başladılar. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları diyor ki bu Ekrem İmamoğlu'nun işi. Ekrem İmamoğlu'na yakın e, gazeteciler, sosyal medya hesapları diyor ki bakın Kılıçdaroğlu döneminde yaşandı bu. Evet. O sorumludur bu işten. Şimdi birbirlerini suçluyorlar. Ve bu bir hesaplaşmaya dönüştü. Ama ben bunun da ötesinde yani bütün bu yaşananların savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak olan neticenin e, sonucunda bu paraların nereden geldiğinin İla, bir neticektir. şekilde tabii, e, tabii açık açığa çıkacağını düşünüyorum ve bunu keşke Cumhuriyet Halk Partisi açıklasa. Şimdi burada olan bütün aktörler Ekrem İmamoğlu'nun yakınındaki isimler. Bu arada yeni başka detaylar da ortaya çıktı. O yeni çıkan detaylara göre kameralarda görülen bazı çantalar ayrılmış ve o çantalardaki paraların da nereye gittiği bilinmiyor. Sürükleye sürükleye çıkarıyorlar. Onlardan da evet nereye gittiği şey. bilinmiyor. Görüntülerde CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de yer aldığı tespit edildi ayrıca ve Öksel'in o kayıt dışı para olayının kamuoyuna yansımasından sonra bunlardan izne çıktığı öğrenildi. Vallahi şimdi en enteresan bulduğum detay burada bu paraları şimdi ifadelerden yola çıkıyoruz. Yani bu para nereden geliyor? Nereye gidiyor? Şöyle ceplerden çantalarla alınıp evet. gidiyor. Şimdi yapılan açıklamalar, ifa, verilen ifadelerden gördük bunu. CHP'nin Beylikdüzü İlçe Başkanlığında bu para teslim ediliyor. Oraya götüren kişiye. Şimdi neden Beylikdüzü İlçe Başkanlığı Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığını koyduğu, hani yıllarca siyaset evet. yaptığı, belediye başkanlığı yaptığı, ilçe başkanlığı yaptı bir yer Beylikdüzü. Şimdi para oradan götürülüyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Beylikdüzü ilçe başkanlığına o para nasıl gitti? Kim getirdi onu? Asıl soru o. Yani biri oraya getirdi bu paraları. Kim getirdi? Kimden aldı? Ee, ne parası bu? Yani bu bağış maaş diye açıklanacak para değil. Bütün bu süreç de aslında Cumhuriyet Halk Partililerin midesini bulandırıyor. Bakın Barış arkadaşın söylediği şey doğru. Cumhuriyet Halk Partisinde sandığa gitmeme eğilimi var. Ben biraz önce başka sebepler saydım. Ama bakın şu görüntüler, bu para sayma görüntüleri da de tabii CHP'li seçmenin midesini bulandıran görüntüler. Ve zaten Cumhuriyet Halk Partisinde çok fazla akçeli işler konuşuldu. Kurultayda konuşmadık mı? Konuşmadık. Biz değil, CHP'liler söylemedi mi? İşte Ekrem İmamoğlu ve ona yakın Delege isimlerin meseleleri. delegeler üzerindeki etkilerinden evet. söz etmedi mi Cumhuriyet Halk Partililer? Biz ortaya atmadık böyle şeyleri. Cumhuriyet Halk Partililer konuştu. Yani çok fazla akçeli işlerin konuşulduğu bir dönemde bir de üzerine bu görüntüler eklenince Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni muhtemelen burasına geldi. Peki. Bu partiye bir çeki düzen vermek gerekiyor. O yüzden de sandığa gitmeyelim de ...cezalarını verelim bakalım aynı şeyleri tekrarlıyorlar mı diye düşünmeye başladılar. Peki. 31 Mart'ta e, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin e, nasıl bir davranış sergileyeceğini evet. göreceğiz. Şimdi e, son konumuzda konuşalım. 4 dakikamız kaldı evet. çünkü. E, CHP'nin Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı adayı Şükrü Erdem e, seçim çalışmaları sırasında e, bir takım sözler sarf etti. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın hain olmadığını ikna etmeye çalıştı vatandaşı. Şimdi diyor ki e, Şükrü Erdem, siz bana güvenin adam hain değil. İlk e, bunu söylüyor. Daha sonra bir kişi oradan hain değil derken diye soruyor. E, daha sonra Erdem de diyor ki, hain değildi diyeyim. Yanlış anlaşılmasın. İlk gittiğinde terörist değil e, ama ondan sonra hain oldu diyor. Şimdi... E, bunun ilk gittiği sonra gittiği gibi bir ayrımı olur mu? Ya terörist terörist yani. değil midir? Hain hain değil midir? Cumhuriyet Halk Partisi ya Dem Parti'den oy alacağız. Dem Parti seçmeninden oy alacağız diye. E, hani artık geldikleri son aşama bu. Vatandaşlara e, terör örgütü PKK'nın kurucusu ve lideri. Bir bebek işte, katili ha, bu. Yani bir terörist başının hain olmadığını aslında... aslında işte yani neyi anlatmaya çalışıyor hain değildi derken iyi niyetle başladı bu işe. Bunu mu demeye çalışıyor? Aslında Bunun niyeti iyi temizdi bir yani. Böyle şey olur mi? mu ki? Yani hani terör örgütünün kuruluş amacı belli yani ülkeyi bölmek. Yaptığı o alçak parçalamak. eylemlerin amacı, hedefi çok açık bir şekilde kendileri zaten söylüyorlar. Yani, yani. ülkeyi bölmek, parçalamak vesaire. Yani ya bütün bu gerçekleri bir kenara bırakıp aslında başlangıçta bunlar hain değildi. Ya bu şeye benziyor. Yani ya çok acayip. Şimdi burada problem şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kaç tane Cumhuriyet Halk Partisi var? Böyle düşünenler gitsin Dem Parti'de siyaset yapsın. CHP'liler de rahat etsin. Hakikaten. Ya şimdi Tanju Özcan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı ve adayı. Mansur Yavaş Mansur Yavaş da belediye başkanı ve CHP'nin adayı, bu Mustafa Kemal Paşa adayı da. Yani şimdi hangisine bakarak vatandaş karar verecek? İşte CHP'de diyoruz ya bir politikasızlık, bir ideoloji sahiplenilmesi söz konusu ya, değil. değilken böyle farklı sözler yani, sözler söylemler ortaya çıkıyor. Şimdi ya Şükrü Erdem adam hain değil diyor terörist başı için. Şimdi CHP seçmeni bu söyleme bakarak mı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecek yoksa Burcu Köksalın bütün partilere kapımız açık Dem, dem Parti hariç sözüne bakarak mı veya Tanju Özcan'ın ben Dem Partilerle aynı kaldırımda bile yürümem sözüne mi bakarak oy verecek? Şimdi hangi CHP? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir politika belirlemesi ki bu konu çok hassas bir konu, terör. Ya tabii Terörist. ki yani bu burada terörle mücadeleyle e, ne kadar uğraştığımız zaten ortada ne kadar kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz ve çal e, kazanıyoruz da evet. geldiğimiz son noktada e, terörü bitirme noktasındayız artık ama e, bir cümle Ya şimdi bak el ele Türkiye Türkiye hem e, sınırlarının ötesinde evet. hem de e, yurt içinde yaptığı operasyonlarla son yıllarda terör örgütünü belini kırdı. Ee, hareket Ama işte bir terörist başına e, hain değil dedikten sonra E tabii ya yani bunun bir anlamı olmuyor o zaman. Yani bu buna, bu vatandaşlar için söylüyorum. Şimdi bakın Kuzey Irak şey Toparlıçak Irak olursak... yönetimiyle biz bir anlaşma imzaladık ve terör örgütü PKK'yı Irak yönetimi i̇lk kez yasaklı bir... evet ilk kez yasaklı, yasaklı örgüt örgütler kabul listesine ekledi. Yani biz neyle mücadele ediyoruz? Bunlar ne söylüyor? Dem partilerin oylarını alacağız diye e, vatandaşa ne anlatıyorlar? Peki. Yani bu bu politikanın ben mutlaka sandıkta da karşılığının olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi bu lafları duyan Cumhuriyet Halk Partililer gidecekler. AK Parti'ye, MHP'ye, İyi Parti'ye, Zafer Partisi'ne işte Memleket Partisi'ne evet. gidip oy verecekler. Ki yani Türkiye seçme, olan bu. Türkiye'de seçmenin en hassas olduğu konu ekonomiden evet. önce gelen konu bu. Evet. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum Çağlarcılara teşekkür Pazartesi günü, Salı günü seninle Salı günü görüşürüz yine. Evet. E, ee, madde madde gündemi noktalıyoruz efendim. Birazdan ana haber bülteniyle Mine Sarı ekranlarınızda olacak. Yarın görüşmek üzere saatler 6'yı gösterdiğinde hoşçakalın. Bakanların Kuzey Irak çıkarmasının ardından sınır ötesine yeni harekat an meselesi mi?